Para kazanabileceğiniz 4 mobil uygulama ve bu uygulamalarla kendi tecrübelerim yani kendi kazandığım paraları anlatacağım. Hanimiş Teknoloji hoş geldiniz. Ben Muratcan Safirek. Ücretsiz para kazanma metotları yayınlamaya devam ediyoruz. Bu videolardan faydalanmak için kanala hemen abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaret linki yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Ayrıca bu videoyla birlikte bir tane de destek grubu kuracağız. Bu uygulamaları kullanıp söylediğim taktiklerle para kazanırken bir sorun yaşadığınızda ya da birbirinizle yardımlaşmak istediğinizde o gruptan hem diğer arkadaşlarla bu işleri yapacak arkadaşlarla hem de benimle iletişime geçebileceksiniz arkadaşlar. Hızlıca ilk uygulamamızla başlayalım. İlk uygulamamız Letgo arkadaşlar. Letgo birçoğunuzun bildiği gibi alsat yapabileceğiniz bir uygulama. Hemen size uzak gelmesin. Yani ticaretle uğraşıyor olmanıza gerek yok. Çok muhteşem bir ticari zekaya da ihtiyacınız yok. Gerçekten Letgo'da çok güzel fırsatlar var arkadaşlar. Birçoğunuzun farkında olmadığı fırsatlar var. Size söyleyeceğim bu fırsatlarla Letgo'dan para kazanabilirsiniz. Hiç paranız olmasa bile Letgo'dan para kazanmanın imkanları var. Hepsini teker teker anlatacağım. Öncelikle kısaca ben Letgo'dan nasıl para kazandım bugüne kadar? Ortalama sanırım bir 4-5 yıldır falan Letgo ile para kazanıyorum. Ha, Letgo'dan önce de farklı uygulamalarla da kazanıyordum. Yani 4-5 yıldan daha da eskiye varıyor. Ama yanılmıyorsam Letgo'yu ilk kullandığım yıllar 2018 falandır. O zamandan beri aktif olarak hele ki hayatımın belirli dönemlerinde geçim kaynağı olarak bu işi yaptım arkadaşlar. Evet, geçim kaynağı olarak yani ayda 5, 10, 20 belki çok daha akıllı davranırsanız yüz binlerce lira bile kazanabilirsiniz ama orada artık araba falan al sat yapmanız lazım. Ama en azından küçük şeyler alıp satarak gerçekten 5-10 bin lira. Ya ben asgari ücret 3 bin lirayken 5 bin lira falan kazanıyordum. Şu an o mantıklı hesaplarsam bu ay muhtemelen uğraşsaydım 15-20 bin lira kazanabileceğim anlamına geliyor. Şimdi şey diyenler alacaktır. Oğlum uğraşsana o zaman. Oğlum ben bu paranın çok daha fazlasını zaten sosyal medyadan kazanıyorum. Ama Letgo'ya şu an vaktim olmadığı için son zamanlarda çok ağırlık veremesem de Letgo'da güzel bir para kaynağı ve dediğim gibi hayatımın büyük bir kısmında Letgo'dan para kazandım. Challenge olarak yakın zamanda tekrardan sizlere göstermek ve bunu kanıtlayabilmek için bir challenge videosu hani Letgo'ya sıfırdan başlayıp tekrardan para kazanma videosu da yapacağım. Ama onun dışında çok fazla vaktim yok. Ama sizler kazanabilirsin arkadaşlar. Peki nasıl olacak da Letgo'dan para kazanacaksınız? Sizlerin ayrıcalığı nedir? Bunu söyleyeyim. Sizlerin ayrıcalığı şunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Letgo'da para kazanmanın mantığı tamamen şu şekilde. Birçok insan var. Özellikle son yıllarda enflasyonun ne kadar arttığını takip edemeyen insanlar Letgo'ya çok ucuz ürünler koyuyor. Size çok basit bir örnek vereceğim. Son videolarımdan birinde daha bu örneği vermiştim ama aynı örneği vereceğim. Hatta bu sefer fare üzerinden örnek vereyim çünkü ben çok fazla fare alsatı yaptım. Şimdi adam diyelim ki 6 yıl öncesine gidelim. Tamam, 6 yıl önce adam bir tane fare alıyordu 100 liraya. Tamam. Daha sonra bu fareyi kullanmaktan vazgeçiyor, sıkılıyor ya da yenisini alıyordu. Aradan 1 yıl geçmiş oluyordu. Ve 1 yıl geçtiği için o fare eskidiği için 100 liraya almışken 60-70 liraya hatta belki 30-40 liraya kadar düşen bir fiyatta bu fareyi geri satıyordu. Mantık tamamen buydu. Çünkü enflasyon çok yüksek değildi, düşüktü. 100 liralık bir şey birkaç yıl sonra da yine 0-100 lira oluyordu. Ama artık o ikinci el statüsünde olduğu için daha ucuza satmak durumunda kalıyordu. Şimdi adam aynı mantıkla 100 liraya bir tane fare alıyor. Aradan 1 yıl geçiyor. Ha diyor, bu ikinci el oldu. Ben 100 liraya aldım. 30-40 liraya bu ürünü koyayım diyor. Ve koyuyor. Ama adam şunun farkında değil. Google'a o farenin markasını, modelini yazsa 2 yılda, 1 yılda o fare 100 liradan 500 liraya fırlamış. Ve aslında o farenin hak ettiği ikinci el fiyatı 200-300 lira. Adam bunu 30-40 liraya koyuyor. Sen de hemen o 30-40 liraya bunu alıyorsun. Daha sonra ikinci elden 200-300 liraya satıyorsun. Bu ilk duyduğunuzda belki size zor gelebilir ya. Gideceğim de ucuza bulacağım da alacağım da. Yemin ediyorum çok basit. Gerçekten çok güzel fırsatlar var. Sadece kurcalayacaksın. Farelere bakacaksın, hoparlörlere bakacaksın, kulaklıklara bakacaksın. Gerçi ben daha böyle hijyenik ürünlere bakıyorum. Kulaklığı belki satman zor olabilir çünkü insanlar almak istemez. Ama faredir, ne bileyim bir kol saatidir ama tutup böyle dandik kol saatleri değil. Marka bilinen, güvenilir. Aldıktan sonra 2 gün sonra elinde bozulmayacak kol saatidir. Ne bileyim bilgisayardır. Bu tarz şeyler alıp satarak gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Ben yaptım. Hatta bir tane videom vardı. Orada ne aldım ne sattım hepsini anlatmıştım ama bu videoyu o kadar uzatmak istemiyorum. Ama tekrardan hatırlatıyorum. Alsat yaparak para
kazanmak istiyorsanız bu işin püf noktası alırken kazanmak, satarken değil. Bakın nasıl ya alırken kazanmak? Basbey abi, sen değeri 300 lira olan bir şeyi 50 liraya alırsan onu her türlü 300 liraya geri satabilirsin. Ama sen şunu düşünürsen, ya bunun değeri 300 lira, tamam ben 300'e alayım, bir şekilde belki 350'ye 400'e satarım. Asla bu kafada olma. Önemli olan alırken kazanmak. Yani sen bir şey alayım sonra pahalıya satarım demeyeceksin. Bir şeyi ucuza alayım, değerinde satarım diyeceksin. Çünkü değerinde her türlü satarsın. Yani sen ikinci el piyasası 300 lira olan bir ürünü 50 liraya aldıktan sonra 300 liraya koyarsın o ürün, hatta 350 liraya. Satılmazsa 300'e düşersin. Birkaç gün sonra satılmazsa 250'ye düşersin. Bak nasıl yüzlerce mesaj alıyorsun. Öyle böyle değil. Çok deli mesajlar alırsın. Ve hatta oradan şey de diyebilirsin. Ulan çok mesaj geliyor, bir tık daha pahalıya satayım da diyebilirsin. Hiç problem değil. Gerçi etik olmayabilir belki, bunu yapmayın ama 250'ye koydun sen sat artık. Ama benim tavsiyem, hani 350'ye koy mesela, değeri 300 ise baktın satılmadı 300, satılmadı 250, tamam satıldı bitti. Bir de insanlar bu tarz platformlarda pazarlık yapmayı çok severler. O yüzden senin bunu satma fiyatın, yani gönlünden geçen bunu 300 liraya satmaksa mutlaka 330 lira 335 liraya koy ve insanlar seninle pazarlık yapmaya çalıştığında tamam abi hadi 300 olsun de, öyle ver. Çünkü öyle insanlar var ki abi, sen bunu 400'e koyup 300'e düşersen alıyor. Ama sen bunu atıyorum direkt 300'e koysan adam gelecek, abi pazarlık 250 olsun, yok diyeceksin, almıyor. Yani adam o fiyatı indirdiğini görmek istiyor. Yani iyi pazarlık yapabildiğini görmek istiyor. O yüzden mutlaka pazarlık fiyatı da bırakın. Yani bir pay bırakın. O fiyatı da düşün. Ama kafanızda kurun. Yani ben bunu minimum 300'e satarım. O zaman 350'ye 340'a koyayım. Pazarlıkta düşerim kafasında olabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten çok güzel fırsatlar var. Şey de olabilir. Adamın çok parası vardır. Çok umurunda değildir. Evinde yer kaplamasın istiyordur. Ben de öyleyim bu arada. Ben böyleyim. Benim de çok param var. Ayda kazanıyor 500 milyar. Arkada 50 milyon doları vardır. Şu açıdan söyleyeyim. Ben evimde bir şey varsa ve ben onu kullanmayacaksam, ben onu hızlı bir şekilde satmak, birine vermek ya da çöpe atmak isterim. Yani evimde kalabalık, minimalizm biraz da. Kalabalık olsun istemem. O yüzden bunun fiyatı 400 liradır. Tamam mı? Bugün gelip birisi benden bunu alacaksa ben 300'e de veririm kurtulmak için. Evimde çünkü burada duracağına bir ay, dikkatimi dağıtacağına defolsun gitsin. Bu noktada tabii küçük şeyler alıp satmanız önemli. Tutup mesela ben eskiden mobilya da alıyordum ama satmak için değil, kendim alıyordum. Sonra beğenmiyordum, sıkılıyordum, değiştiriyordum. Onlar daha zor oluyor çünkü nakliyesiydi, şuydu, buydu. Bizim amacımız abi, buluşacaksın adamla, ürünü alacaksın, geleceksin eve, koyacaksın ilana, aynı gün belki de satacaksın. Bunu çok yaşadım. Özellikle fare olayında abi alıyordum, aynı gün koyuyordum, aynı gün geri satıyordum. Git gel, iki kere git gel yapıyordum ve bu şekilde para kazanıyordum. Bu noktada bir destek Telegram grubu oluşturuyorum. Telegram grubuna girebilmek için yapmanız gerekenler, birincisi videoyu beğenmek, videoya yorum yapmak ve kanala abone olmak arkadaşlar. 3 şartı sağladıktan sonra, bak videoyu beğeniyorsun, yorum yapıyorsun, kanala abone olsun. 3'ünü yaptıktan sonra açıklama kısmında Telegram grup linkine tıklayıp gruba geleceksin. Gruba katılma isteği göndereceksin ve ben senin isteğini gördükten sonra tek tek geleceğim. YouTube'da yorum yapmış mısın, abone olmuş musun, beğenmiş misin? Bunlara bakacağım ve eğer yaptıysan, bu şartları sağladıysan seni destek grubuna alacağım. Destek grubunda ne olacak? Destek grubunun adı muhtemelen Al Sat Dayanışma Kelepir gibi bir ismi olur. Evet, adından da anlayacağın gibi, birincisi bir ürün aldın ya da almayı düşünüyorsun kendi şehrinde. İnsanlara sorabilirsin, ya ben bu ürünü bu fiyata almayı düşünüyorum. Sizce gerçekten iyi bir fırsat mı? Güzel bir fırsat mı? Almalı mıyım? Kâr eder miyim? Böyle dayanışma sağlayabilirsin veya grupta da bir şeyler alıp satabilirsiniz. Şimdi diyeceksin, ya abi hepimizin amacı kâr etmek, grupta nasıl birbirimize bir şey alıp satacağız? Çok basit abi. Birincisi, senin kol saatine ihtiyacın vardır ve sen her türlü bunu alacaksındır. O zaman gruptan alırsın. Sen kol saatini gruptan aldın. Sen de atıyorum bilgisayarını satmak isteyeceksindir. Birinde bilgisayar ihtiyacı vardır. Gruptan bunu alır. Yani ikinci bir let go oluşturabilir grupta. Bunun dışında şehirden şehire bazı ürünler çok ucuz ya da pahalı olabiliyor. Mesela örnek vereyim. Eskişehir'de abi teknolojik cihazlar çok pahalı. İstanbul'da çok ucuz mesela. Eskişehir ve İstanbul'u kıyasladığımda. Adana'da çok daha ucuz. Ben bu şehirler arasında gidip
gidip geldiğim için biliyorum. Mesela bir şey alacaksam Eskişehir'de yaşıyorum, İstanbul'dan alıyorum. Şimdi İstanbul'da yaşayan birisi benim yerime gerekirse gider o ürünü alır, bana kargolar. Atıyorum o diyelim ürünün fiyatı 800 lira değeri yani. Adam onu bir şekilde 300-400'e buldu. İşte 100 lira kargo desem ona 100 lira pay verdim. Hem ben kar ederim, hem o eder, hem alırım ben burada ürünü satarım. Alan kişi kar eder, ucuza almış olur. Yani böyle böyle dayanışma da sağlanabilir arkadaşlar. Ve dediğim gibi benim bu işlerde en çok yaptığım şey, en çok alıp sattığım şey bildiğim, tanıdığım ürünler. Çünkü ben bu farenin değerini gerçekten biliyorum. Yani bunun değerinin 300 lira olduğunu biliyorsam ona göre gerçekten uygun fiyata alabilirim. Ama kol saatleri hakkında hiçbir fikrim yoksa ben bunu ucuza aldım sanıyor olabilirim ama belki de ucuza almamışımdır. Belki de pahalıya almışımdır. Çünkü ben tam olarak bilmiyorum. Piyasasını bilmiyorum. Ya da belki de bu saatten aynı görünümlü 3-4 farklı model var ve ben ucuz bir şeyi pahalı zannedip alıyorum gibi bir şey olabilir. Bu noktada kime danışacağım? Telegram'daki arkadaşlara danışacağım. Tekrardan hatırlatıyorum. Bakın ben YouTube'da siz yorum yaptığınızda eğer kanala aboneyseniz yanınızda simge çıkıyor. İzleyicilerimiz bilir, bazı videolarda gösteriyorum. Abone olanla olmayanı ayırt edebiliyorum. Beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız şart. Bunları yapmazsanız gruba almıyorum. Grupta istediğiniz gibi sohbet edebilir, birbirlerinize soru sorabilir ve bu işleri geliştirebilirsiniz. İkinci uygulamamız Sahibinden. Sahibinden Letgo ile hemen hemen aynı işi yapıyor. O yüzden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Sahibinden'in farklı artıları ve tabii ki dezavantajları var. Sahibinden daha çok online alışverişte kullanılabilen bir site. Yani şöyle, Letgo'da genelde bir ürün alacağında aynı şehirdeki ürünleri gösterir, yakın ürünleri gösterir, gider buluşur, alır gelirsin. Ama Letgo'da da kargoyla gönderme vardır. İsteyen başka şehirden de satın alabilir. Sahibinden'den de ikisi geçerli. İstersen aynı şehirden, istersen farklı şehirden. Ama Sahibinden daha çok farklı şehirlerden alışveriş yaparken kullanılıyor. Ve kendi sistemi var. Güvenli ticaret sistemi var. Sen atıyorum bir ürün alacaksın. Paranı yatırıyorsun sisteme. Adam kargoluyor. Sen kargoyu teslim edip ürüne bakıyorsun. Ürün sağlamsa Sahibinden'e onay veriyorsun ve sonra paran karşıya gidiyor. Eğer onay vermezsen iade oluşturuyorsun. Ürün geri gönderiyorsun ve ürün geri ulaşınca arkadaşa, yani aldığın kişi, Sahibinden parayı sana geri veriyor. Yani o kişi hiç para gitmiyor. Böyle bir güvenli sistemi var. Tabi dezavantajları da var. Mesela bu sisteme para ödüyorsun. Yani ürün koyarken ödemiyorsun ama diyelim ki bir ürün satın almak istiyorsun. Orada bir komisyon ödüyorsun Sahibinden'e. Ya da bir ürünü satmak istiyorsun. Bu sefer de senden alan kişi komisyon ödüyor gibi gibi maliyetleri var. Ama Letgo'ya baktığında, direkt buluşup aldığında öyle hiç kimse bir komisyon ödemek durumunda kalmıyor. Tabi Letgo'nun içerisinde, Sahibinden'in içerisinde ürününü öne çıkarabilecek reklam fırsatları var. Çok pahalı değil. 3-5 lira vererek ürünü öne çıkarabiliyorsun istersen. Ben bunları da kullandığım oldu. Faydasını gördüğüm oldu, görmediğim oldu. Yani gerçekten ilgi çekecek bir şey satıyorsan faydasını görürsün. Ama insanların ilgilenmediği bir şey reklamda çıksan çok faydasını görmezsin. İstersen dene ya da deneme. Çok önemli değil. Üçüncü uygulamamız arkadaşlar Shopier. Shopier'in farkı, Shopier'de para kazanmak için bir niteliğiniz, bir ürününüzü satmak istediğiniz, satabileceğiniz bir şeyinizin olması lazım. Ben YouTube eğitim setini Shopier'de satıyorum. Raporlar kısmına gelirsek işte son bir aylık süremi 5 Ekim'den 5 Kasım'a son bir ayda 2300 lira kazanmışım. 15 adet eğitim satmışım gibi gibi arkadaşlar raporlarım var. Kurcalarsanız çok basit bir şekilde üye olup para kazanmaya başlayabileceğiniz uygulamalardan bir tanesi, ama satacak bir şeyiniz varsa, yoksa olmaz. MyEO anket doldurarak para kazanabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Daha önce site versiyonunu birkaç kez tanıtmıştım. Uygulama versiyonu da var. Uygulama üzerinden de anket doldurarak para kazanabiliyorsunuz ama baştan uyarımı yapayım. Birincisi, anketler gerçekten yüksek paralar veriyor. Ve mesela bir arkadaşınız davet ettiğinizde direkt 0.50 euro. O da 13-14 lira gibi bir şey yapıyor. Yine yüksek tutar. Kişisel bilgilerinizi ilk girdiğiniz anda direkt 30 lira yakın bir tutar veriyor. Böyle bonusları var. Gerçekten kazançlı bir uygulama. Ama dezavantajları da var. Mesela anket her zaman olmayabiliyor. Gireceksin, bakacaksın var mı yok mu. O an yoksa bile sonradan anket geldiğinde sana bildirim gönderiyor, mail gönderiyor. Hemen girip anketi yapmaya çalışacaksın. Yani o an baktığında anket olmayabilir ama arada bir bakarsan anket yakalayabilirsin ve dediğim gibi anket gelirleri diğer sitelere göre, diğer uygulamalara göre bir tık daha yüksek. 4 tane uygulama tanıttım bugün. 4'ünün linki açıklama kısmında yer alacak. Destek grubuna girmek için aşağıdaki linke tıklıyorsun, videoyu beğenip yorum atıp abone oluyorsun. Eğer bu dediklerimi yaptıysan ben de seni destek grubuna alıyorum. Yani isteğini onaylıyorum ve orada dayanışma içerisinde bu işleri yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.